Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tırtıl kurabiye tarifimi paylaşacağım. Kıyır kıyır çok lezzetli bir tarif. Yapması da bir o kadar keyifli. Çocuklarınızla yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tırtıl kurabiye hamuru için gerekli malzemelerimiz 2 adet yumurtamız var. 200 ml su bardaklarında 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerimiz var. 150 gram tuzsuz tereyağı, yarım paket kabartma tozu. Kahvaltılık çikolata ve Hindistan cevizini süslemede kullanacağız. Karıştırma kabına 2 adet yumurtamı kırıyorum. ...150 gram tuzsuz tereyağımı ekledim. Hafif karıştırıyorum. Pudra şekerini ekliyorum. Sıvı yağ ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bardak ölçüm her zaman 200 mg'lık bardaklar. Bir kabın içerisine 3 su bardağı un koymuştum. Onu karıştırma kabına aldım. Ve kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya başlıyorum hamurumu. Yoğurdukça un ekliyorum. 1 su bardağı un daha ekledim. Un eklemeyi kontrollü bir şekilde sürdürün lütfen. 1 su bardağı unu daha eklemiştim ama tam istediğim kıvamı elde edemedim. 2 tepeleme yemek kaşığı un daha ilave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Tam istediğim kıvamı 2 yemek kaşığı unla yakaladım. Silpatı masamın üzerine serdim ve un serpiştirdim. Hamurumu silpat üzerine alıp hafif katlayarak hamurumu tekrardan yoğuruyorum. Hamurumu yoğurduğum güzelce ve yuvarlıyorum. Şekil verme işlemine geçiyorum. Gördüğünüz aparatı mutfak malzemeleri satan bir yerden temin edebilirsiniz. Tırtıl kurabiye aparatına bir miktar hamur koyuyorum ve baş parmağımla bastırarak şekli veriyorum. Gördüğünüz gibi beyaz bir aparat kullandım. Kurabiyeleri almada çok yardımcı oluyor. Sizlere de tavsiyemdir. Satın almanıza bile gerek yok. Plastik yoğurt kovasının kapağından yaptım. Büyük bir D şeklinde keserek bu aparatı yapabilirsiniz. Tırtıl kurabiyeyi şekil verdikten sonra bir miktar tekrardan hamuru alıyorum. İçerisine bastırıyorum. Gördüğünüz gibi baş parmağımla bastırarak şekli veriyorum. Kurabiyelerimi şekil verme işlemim bitti. Önceden ısıtmıyorum fırınımı. 200 derecede 20 dakika kurabiyelerimi pişirdim. Şimdi süslemesine geçelim. Tamamen soğutmanızı tavsiye ederim kurabiyelerinizi. Süslemek için de kahvaltılık çikolata kullanıyorum. Markası tabii ki önemli değil. Tepsiden aldığım kurabiyemin alt kısmını çikolatayla kaplıyorum. Diğer bir kurabiyenin alt kısmıyla yapıştırıyorum. Arkadaşlar kahvaltılık çikolatayı bir fincana 2 tatlı kaşığı kadar koydum ve mikrodalgada 1 dakika beklettim. İyice sıvılaşması için yaptım bu işlemi. Gördüğünüz gibi uç kısımlarını çikolataya batırarak Hindistan cevizine buluyorum.
akışkan bir çikolata olursa süslemeniz daha kolay olacaktır. Kurabiyelerimi süsleme işlemim bitti. Birazının uç kısımlarını çikolataya batırıp Hindistan cevizine buladım. Birazını da sade bir şekilde bıraktım. Görüntüsü, tadı şahane. Hepinize yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu kadar lezzetli bir kurabiye olursa tabii ki vazgeçilmez. Türk kahvelerimizi hemen yapıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beğeni yapan elleriniz dert görmesin. Bu kahvede size ikramım olsun. Çocukluğumuzdan kalma bir alışkanlık. Kesinlikle kurabiyeyi çaya ve kahveye batırmayı çok seviyorum. Nice tariflerde görüşmek üzere.